Kayıtta var. Evet, Fatma Hoca geldi. Fotoğrafların asılı şeklini bir sineden çift taraflı banta çevirdik. Daha sağlam tutması için şu anda derneğinde yerleştireceğiz fotoğrafları. Önce aşağıya şöyle gitsek neleri buraya asacağımıza dair. Değil mi? Daha sağlıklı olmaz mı? Şuraya mı? Tekstil zaten burası da olduğu için toplamda kaç fotoğraf vardı? 20? 24. Bir tanesi hatalı çıktı. 23. 23. Hı-hı. Buraya. Evet, kapsit ekibi. Son hazır. Sevgili dostum Mustafa, dernek başkanımız Aytaç, dernek üyelerimizden bizi yalnız bırakmadı. Fatma hocamız, yıllarca hem eğitim işlerimizi yaptı. En çok büyük emeklerden biri. Fatma hocam, sağ olsun sponsorumuzu buldu. Mehmet organizasyonumuzu yaptı. O bu organizasyonu üstlenmeseydi bu fotoğraf sergisi belki de olmayacaktı. Kesinlikle. Siz sponsor bulmasaydınız yine bu fotoğraf sergisi olamayacaktı. Evet. Üzeyir Bey'e teşekkür ederim evet. Bu arada. Üzeyir reklam, Üzeyir reklamlar, Üzeyir Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine Şükrü, Aytaç olmasaydı bu organizasyon yine eksik kalacaktı. Yani tek başına yapılamayacak bir şey bu ekip işi. Şükrü gelsene. Saklanmadı. Şükrü de sağ olsun o kadar işin arasında kalktı geldi. Yardımcı oluyor Aytaç ve herkese. Devam ediyorum. Bakalım fotoğraf. Elinde beziyle Aytaç şu an son hazırlıklarını. Evet, bence buradan şunu çıkartabiliriz. İnandığımız şeylerin peşinden gitmemiz lazım. Evet. Değil mi? O zaman bir sonuç alıyoruz. Aynen öyle hocam. Yani yapılamayacak hiçbir şey yok aslında. Yok. Sadece karar vermek yeterli. Ya ben bunu yapacağım diyeceğiz ve çıkacağız. Bu tarafa tekrar... Evet, ben kendi adıma teşekkür edip yayını bitiriyorum o zaman. Şükür istiyorsan sen... Sen bitir. Ben de bir röportaj yap. Makineye vardım. Ha ben de. Ben de yapacağım. Ne diyor sende? Hocam şimdi iki sıra yapsak nasıl olur? Yani deneyeceğimi bilmiyorum. Söyleyebileceğim tek şey teşekkür etmek. Umarım bugün bu şekilde bir kalabalık ortam oluruz ve yalnız kalmayız. Aklıma bir şey gelmiş. Buraya iki koyuyoruz. Fotoğrafları yardım eden yarı yolda bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz Mehmet. Bizlere bir sergiyi yaşattığın için. Daha sergileyemedik gerçi de. İnşallah. Tadını alacak beraber. Hocam yüksekliği bir ayarlayalım şurada. Tamam. Biraz aşağı olur biraz. Evet, şimdi çok iyi olmuş. Çok iyi. 3 yaşında evde oynarken dışarıda bomba yüklü bir araba patladı. Bomba yüzünden evin enerji ihtiyacını karşılayan yakıt tankı da patladı. Kızın bütün yüzünü alevler sardı. Ciddi bir şekilde yaralandı. Tedavi için Süleymaniye'ye götürüldü ancak Süleymaniye'de tedavi edilemedi. Bunun üzerine Ammar'a getirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden parçalar alındı ve yanmış yerlerine dikildi. Küçük kızın vücudu bu tedaviyi kabul etmedi ve yapıştırılan parçalar döküldü. Suru bebeklerle oynamayı çok seviyor. Arkadaşlarını çok özlüyor. Sevgili Suru, yüzünü ilk gördüğümde içime vurdu. Sana bakıyordum ama seni görmüyordum. Belki fark etti. Fotoğraf makinemin arkasına saklanıyordum. Fotoğraf çekmesen bile çeker gibi yapıyordum. Sense bana gülümsedin. O an o güzel gözlerini fark ettim. Yüzündeki yanık izleri yavaş yavaş yok olmaya başladı. Sonra geldim. Bana sarıldı. Dakikalarca öyle kaldık. Güzel gözlerinden, güzel yanaklarından öptüm. Yanmış yüzünü okşadım. Sense ellerini tuttun, bıraktın. Sonra kendimden utandım. Sana bakmamak, seni görmemek için ne yapacağımı şaşırmıştım. Sen yüzün yanık diye hiç utanma olur mu? Çık sokaklara, dolaş insanların arasında. Utanması gereken biri varsa sen değilsin. Benim, biziz, hepimiziz. Seni bu hale biz getirdik. Bu
uyanmadı. O lanet bomba patladığında henüz 3 yaşındaydın. Yüzünün yanmamış halini hatırlamıyorsun bile. Senin yüzüne baktıkça para için, daha fazla zenginlik için ne kadar kötü, ne kadar acımasız olabileceğimizi daha iyi anlıyorum. Yangın çıkmış. Ben evdeymiş. Her yer yanmış. Yüzü kurtarmışlar ama yüzüm yanmış görünüyor. Beni hemen Süleymaniye'ye götürmüşler. Orada doktorlar yüzümü düzeltmek istemişler ama yapamamışlar. Parçalanmış yüzüm. Bir türlü doğru yerlere koyamamışlar parçaları. Hep yanlış yerlere koymuşlar. Onlar da düşmüş. Sonra buraya getirmişler beni. Burada yeniden tedavi ediyorlar. İşte bu kadar yapabildiler. Ben en çok oyuncak bebeklerimle oynamaktan hoşlanıyorum. Bebeklerimin hepsi çok güzel. Onları çok seviyorum. Bir daha kendisi de suçlu. Adım Riyad Aldeyn Hamad. 5 erkek kardeşim, 6'da kız kardeşim var. Kalabalık bir ailedenim. Kazadan önce çok arkadaşım vardı. En iyi arkadaşım da kuzenim Hüseyin'di. Onlarla futbol maçı yapardık. Çok eğlenirdik beraber. Sonra 3 Mart 2007 tarihinde yaşadıklarımla hayatım alt üst oldu. Sabahın 3'ünde uçaktan atılan bombalar evimize isabet etti. Ben alev alev yandım. 3 gün hastanede kaldım. Sonra Suriye'ye götürüldüm. Orada 17 gün kaldıktan sonra tekrar Irak'a döndüm. Tedavime burada devam ettim. Allah'a şükür şimdi daha iyiyim. Kaza olduğunda 6. sınıftaydım. Ne yazık ki okulu bıraktım. Yani bırakmak zorunda kaldım. 2 yıl okula gidemedim. Ürdün'e tedavi merkezine geldim. Sonra Irak'a dönüp 7. sınıftan eğitimime devam ettim. Artık yıl kaybetmek istemiyorum. İnşaat mühendisi olmak istiyorum. Ben kazadan sonra ümidimi kaybetmiştim. Hiç iyileşebileceğimi düşünemiyordum. Tekrar hiç yürüyemem diyordum. Allah'a şükür şimdi yürüyebiliyorum. Hatta koşabiliyorum. Gün gelecek ben evime, yuvama döneceğim diye hayal kuruyorum. Irak'taki hayatın normale dönmesini diliyorum. Ve hem hayatıma hem eğitimime kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Allah'ın izniyle evime döneceğim, anneme böyle söyleyeyim.